Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Sevgili seyirciler, Fransa'nın Lyon kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Fest de Kültür renkli görüntülere sahne oldu. Şimdi ekranlarınıza Eko Pazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özatan'ın Fest de Kültür izlenimlerini getiriyoruz. Bu görüntüler Fransa'nın ikinci büyük kenti olan aynı zamanda 160 bin Türk'ün yaşadığı Lyon'dan. Sevgili seyirciler, uzun bir aradan sonra yeniden Lyon'dayız. Lyon, Fransa'da Türklerin en yoğun yaşadığı kentlerden birisi. Lyon ve çevresinde yaklaşık 160 bin Türk yaşıyor. Lyon'da düzenlenen Fest de Kültür'e bu bölgede yaşayan insanlar akın etti. Büyük bir izdiham yaşandı. İş adamı, işveren, çalışanı herkes Fest de Kültür'de bir araya geldi. Türk kültürünü birlikte yaşattılar. Fest de Kültür'de bu yıl adeta Türk örf, adet ve kültürünün bütün zenginlikleri gün yüzüne çıktı. Etkinliğe hem Fransa hem de Türkiye'deki üst düzey yetkililerin ilgisi ise büyüktü. Bugün üçüncüsünü Fest de Kültür'ün yapıyoruz. Paris'te yapıyoruz, Famec'te yapıyoruz, Carcassonne'da yapıyoruz, Narbonne'da yapıyoruz. Birçok şehrimizde artık oradaki Türk sivil toplum kuruluşlarımız, kültür, spor, sanat kuruluşlarımız kendi çaplarında Türkiye'nin her yönünü tanıtmanın bir heyecanı içerisindeler. Bu kongre ve kültür merkezine Fransızlar da geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki 3 gün içinde bu etkinliği bölgedeki Fransız toplumu da gelip görecek. Yani Türk toplumunun kültürel plandaki zenginliğini, ekonomik planda ne kadar ilerlemiş olduğunu, girişimcilik gücünü bizzat gelip kendi gözleriyle tespit edecekler. Dolayısıyla çok faydalı ve yararlı bir etkinlik olarak görüyorum. Türkiye'nin tanıtımına büyük yarar sağlayacak önemli bir etkinlik. Milli duyguların, kültürel faaliyetlerin ve çoğu insanımızın birinci ve ikinci neslin Türkiye'de yaşamış olduğu o kültürel ortamın tekrar burada canlanması çok keyif getirici bir olay. Lyon ve çevresinden gelen on binlerce ziyaretçi Bursa Mehteran takımının gösterileriyle tarihe adeta yolculuk yaptı. Türk mutfağının geleneksel lezzetleri de unutulmadı elbet. Ziyaretçiler bir yandan gezdiler, bir yandan da kurulan Türkiye Çarşısı'ndan alışveriş yapmayı da ihmal etmediler. Mobilyaya, ev tekstilinden dekorasyona kadar zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken Accenter, Fest de Kültür çerçevesinde düzenlediği özel defileyle izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Türk rüzgarının estiği Fest de Kültür'a damgasını vuran isimlerden biri, Fransa'da faaliyet gösteren Türk firması Accenter'ın yönetim kurulu başkanı Naci Yaşar oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve on binlerce kişinin ziyaret ettiği Fest de Kültür'da giyimden mobilyaya, ev tekstilinden dekorasyona kadar zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken Accenter'ın görkemli standına ilgi oldukça yoğundu. Firma düzenlediği özel defileyle de izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Fransız mankenler
Osmanlı motifleriyle süslenmiş birbirinden şık abiye ve gelinliklerle Türk tekstilinden seçkin koleksiyonlar sundu. Üzerinizdeki kıyafetin neyi temsil ettiğini biliyor musunuz? Alors nous sommes là pour représenter les robes du magasin Accenter. Donc on va essayer de représenter l'empire et la culture ottoman et nous allons faire un défilé dans l'après-midi pour montrer toutes les robes. Aynı zamanda İstikbal ve Bellona'nın Fransa temsilcisi olan Accenter, Festi Culture çerçevesinde alışveriş yapan 6 kişiye de düzenlenen çekilişte özel hediyeler dağıttı. Cibuti Türkiye Büyükelçisi Hasan Yavuz ve Türkiye Lyon Başkonsolosu Hilmi Ege Türemen, Festi Culture ziyaretleri çerçevesinde Accenter Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yaşar'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Şimdi ise ekranlarınıza Eko Pazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özatan'ın başarılı iş adamı Naci Yaşar'la gerçekleştirdiği çok özel röportaj geliyor. Sevgili seyirciler, bu yıl üçüncüsü yapılan Festi Kültür'ün ana sponsorlarından Accenter'ın sahibi Naci Yaşar'la birlikteyiz. Gün boyunca burada çok güzel Türk kültürünü tanıtan etkinlikler oldu. Sizin açınızdan Festi Kültür nasıl oldu, geçti? Üçüncüsü düzenlenen bu Festi Kültür'e iyi hazırlandık. Bu sene Festi Kültür'ümüz çok iyi geçti. Dostluk, kardeşlik ve böyle bayram havasında geçti. Ve biz buralarda güzel ürünler sergiledik. Gelinlik, abiye ve bunların çekimleri oldu burada. Biliyorsunuz sahnede defileler yaptık. Çok güzel geçti. Burada bizi izleyen bütün müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Naci Bey, çok yoğun bir katılım vardı. Adeta insan seli. Yani böyle bir şeye insanlar sanki susamıştı. Akın akın geldiler. Bu bölgede 140 bin Türk vatandaşının yaşandığı söyleniyor ama sadece Türkler gelmedi. Fransızlar ve Araplar da geldiler. Şimdi biz 2 ay önceden bir burada çekiliş kampanyası başlatmıştık Accenter'de. Şimdi bütün gelen yabancı müşterilerimize de bu çekilişe katılım 100 euroluk alışveriş yapanlara katılım hediyesi vermiştik, kuponu. Şimdi çok uzaklardan geliyorlar. Çünkü burada bu festival, yani bu bölgenin en büyük festivali sayılıyor. Çünkü burada çok uzaklardan, yakından Türk yemeklerini, Türk ürünlerini, Türk abiye gelinliklerini görmek için insanlar akın akın geliyor. Biz de bu festivale çok iyi hazırlandık. Bütün yenilikleri burada sergiledik. Çok şükür iyi geçti bu festival. İnşallah devamını da böyle geçmesini bekliyoruz. Şimdi biz de 6 tane çekiliş yaptık biz burada. Biz burada bütün markaların, her markanın bir hediyesini verdik. Başta İstikbal yatak odası olmak üzere büyük hediye verdik. Sadece
Lyon'daki tanıdıklarınız mı geldi buraya, yoksa bütün Fransa genelinde müşteri aradınız mı? Biz Accenter olarak bizim bölgede bu Lyon bölgesi haricinde 300-400 kilometre civarında bize müşteriler geliyor. Bu gelen müşterilerin hepsi televizyonda da reklam olduğu için tanıyorlar. Bizim de sponsor olduğumuzu bildikleri için birçoğu yani büyük bir katılım oldu. Yani 400 kilometre Paris'ten bile gelenler oldu. Müşterilerimiz, dostlarımız bizi burada geldi, gördü, tanıdı. Tanımayanlar da tanıdı. İnşallah bunları mağazamıza geldikleri zaman iyi bir şekilde fiyat olarak ağırlamayı düşünüyoruz. İnşallah buyursun gelsinler, her türlü imkanı sağlıyoruz. Yani özel indirim kampanyadan bahsediyorsunuz. Özel indirim de yapıyoruz. Onlar biliyor zaten bizim 365 gün boyunca indirimimiz devam ediyor. Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketleri arasında yer alan göklerdeki gururumuz Türk Hava Yolları da Festi Culture'ın önemli destekçileri arasındaydı. Lyon'dan İstanbul'a haftalık 14 sefer gerçekleştirdiklerini ve 2012 yılında 80 bine yakın yolcu taşıdıklarını belirten Türk Hava Yolları Lyon Genel Müdürü Canan Özen'e bırakıyoruz şimdi de sözü. Lyon Türk vatandaşlarımızın çok yoğun yaşadığı bir bölge. Bu nedenle mümkün olan her festivalde ya da organizasyonda elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Türk Hava Yolları olarak dünyaya açılmaya çalışırken ama her zaman da vatandaşımızın ve milletimizin olduğu noktalarda yer almaya gayret ediyoruz. Sanırım bu bölgede 160 bin civarında Türk vatandaşı var. Doğru. Ve bunların ana vatanla bağlantılarını sanırım sadece Türk Hava Yolları yapıyorlar, öyle değil mi? Lyon Saint-Exupéry Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları yapıyor. Evet, direkt Türk Hava Yolları olarak İstanbul'a haftada şu anda 14 seferimiz var. Ve bu yıl ilk defa kışın günde 2 sefer olarak devam edeceğiz. Yani toplam haftada 14 seferle hizmet vereceğiz. Daha çok sefer, daha çok imkan demek. Onları Türkiye'deki arzu ettikleri her noktaya daha çok bağlayabilmek demek. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde günde 3 seferle devam etmeyi arzu ediyoruz. 2012 yılında ne kadar yolcu taşındı Lyon'dan, sadece Lyon'dan? Sadece Lyon'dan net bir rakam vermek güç, ancak 80 bini bulan bir yolcu taşıdık. Lyon'da yaşayan bir Türk vatandaşı İstanbul veya Ankara'ya gidip aynı gün için dönüp geri gelme imkanı var mı? Var. Yaptığımız zamanlamalarda yani uçuş saatlerimizi tabii ki uçak müsaitliğine göre mümkün olduğunca bağlantıları neredeyse memleketlerinde bir akşam yemeğine yetişme ya da sabah giderlerse akşam dönebilmeleri üzerine çalışıyoruz. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Anadolu'da bir noktaya bağlanmaları ve gün içerisinde dönebilmeleri ya da bir iş adamının aynı gün içerisinde işlerini halledip dönmesini sağlayabiliyoruz. Biz büyük bir ekibiz diyorum. Biz onlar için her zaman desteğe ve yardıma hazırız. O yüzden de buradayız açıkçası. Her şeyin iyi gitmesi dileğimiz. Türk Hava Yolları olarak dediğiniz gibi hem protokol olarak hem de işbirliği olarak önemli bir misyonunu yaptığımızı düşünüyorum. Festi Kültür'den renkli görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ama önce objektiflerimizi Lyon'da temelleri yaklaşık 19 yıl önce atılan Saray Mobilya'nın yeni mağaza açılışına çeviriyor. Saray Mobilya'nın ev modasına damgasını vuran tasarım harikası ürünlerini birlikte izliyoruz. Festi Culture'dan renkli görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ama önce sizleri 1995 yılında Lyon'da açılan ilk Türk mağazası Saray Mobilya'nın
yine ikinci mağaza açılışından renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evini saray yuvasına dönüştürmek isteyenler saraya gelsin sloganıyla temelleri yaklaşık 19 yıl önce atılan Saray Mobilya, ikinci mağazasını Lyon'un Volenvelin semtinde hizmete açtı. Açılışa Cibuti Büyükelçisi Hasan Yavuz, Türkiye Lyon Başkonsolosu Hilmi Ege Türemen ve MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak'ın yanı sıra iş ve siyaset dünyasından önemli birçok isim katıldı. Şimdi gelelim Saray Mobilya'nın tasarım harikası ürünlerine. Mobilyadan mutfağa, dekorasyondan tekstil ürünlerine kadar yaşam alanlarımıza alternatif seçenekler sunan Saray Mobilya, fonksiyonelliği ön planda tutan şık ve modern ürün gruplarıyla bir evin tüm ihtiyacını karşılıyor. Ürünleriyle olduğu kadar kampanya ve indirimleriyle de dikkat çeken mağaza, özellikle evlenen çiftlere ve evini yeniden kurmak isteyenlere cazip avantajlar sunuyor. Fransa'da faaliyet gösteren Türk iş adamları başarılarıyla engel tanımıyor. İşte o isimlerden biri de Saray Mobilya'yı Fransa'nın en önemli mobilya markaları arasına sokmayı başaran Hamza Mor. Sevgili seyirciler, Lyon ve çevresinde 160 bin Türk yaşıyor. Lyon'daki Türk müteşebbislerin sayısı da 10 binlere aştı. Şu anda Lyon'da Saray Mobilya'dayız. Saray Mobilya Lyon'da 1995 yılında açılan ilk Türk mobilya mağazası. Lyon'da ilklere imza atmışsınız. Öncelikle mobilya sektöründe 1995 yılında Saray Mobilya'nın temelleri atılıyor. Küçük bir dükkanda işe başlıyorsunuz. Aradan 17-18 yıl geçti. Şu anda Lyon'un en büyük mobilya mağazasında beraberiz. Açılışı yaptık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Küçükten başladık 1995 yılında. İsmail Bey kardeşimle beraber. O zaman şu ekip de küçücüktü o zaman. Tabiri caizse. Yani hani bir söz vardır. Küçük, büyük müteşebbisler, büyük girişimler küçük adımlarla başlarlar. Biz de küçükten başladık. Elhamdülillah bugün Saray Mobilyalarının ikinci Saray 2'yi açtık. Bu gördüğünüz mekanda. 19 yıl oldu. Dile kolay 19 yıl. Dolayısıyla şu anda hem Lyon bölgesinde ilkiz hem de metrekare olarak en büyüğüyüz. Burası Lyon'un Vonvelin semtinde. Yani Lyon'un Vonvelin'i İstanbul'un Üsküdar'ı olarak algılayabilirsiniz. Banliyosu. Çok yoğun Türk yaşıyor buralarda. Büyük bir ihtimalle Türklere ve burada yaşayan Afrika kökenli vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Fransız müşterilerimiz var. Dolayısıyla mobilya sektörü burada gerçekten bir ihtiyaçtı. Biz o ihtiyacı inşallah karşılayacağız. Türkiye'den getirdiğimiz işte burada gördüğünüz yeni modellerimizle, İtalyan konseptiyle, yatak odası ve vitrin takımlarıyla, koyunlu halılarıyla, aynı zamanda Şafak Mutfağı'nda Lyon'daki bayiliğini yapıyoruz. Ölçüyü alıp direkt evlere kurma, yani sıfırdan planlama, programlama ve montaj hepsi içerisinde. Dolayısıyla o işi de yapıyoruz. Türkiye'den gelenler var. Koltuklarımız Türkiye'den getiriyoruz. Türkiye'deki değişik firmalardan. Özellikle Adelfa ile çalışıyoruz. Markaya imza atmış bir kuruluş orası. Mutfak Almanya'dan geliyor. Mutfaklarda yaptığımız işlere 15 yıl garanti veriyoruz. Dolayısıyla Alman malıdır. Alman garantisi. Yatak odası ve vitrin takımlarımız İtalya'dandır. İtalyan markası. Özellikle kaliteye önem veriyoruz. Hamza Bey, müşteri portföyünüzde kimler var? Yani müşteri portföyü bizde bizim öncelikle tabii Türkiye kökenli vatandaşlarımız, Arapların kardeşlerimiz, Fransızlar. Dolayısıyla müşterinin tabii milliyeti olmaz yani. Dolayısıyla ve öncelikle ev kurmak isteyen Türk, Arap, Fransız ilk önce buraya gelirler. Özellikle onlara özel indirimlerimiz var. Hani derler ya, evlenene, ev kurana yardımcı olmak gerekiyor. Onlara çok özel indirimlerimiz var. Açılışımızdan itibaren 2 ay boyunca o ev kuracaklara, yeni evlenenlere ve genelde bütün müşterilerimize çok özel indirimlerimiz var. Fiyatlarımızda zaten %40'lara varan indirimlerimiz var.
burada. Açılışa özel indirimlerimiz neler var? Koltuk takımları, bir eve ne lazım elbette? Koltuk takımı, vitrin takımları, yatak odası takımları ve ev eşyası. Bizim sloganımız var, 19 yıldır hiç dilimizden düşürmediğimiz, evini saray yuvası haline dönüştürmek isteyenler saraya gelsin diyoruz. Şimdi ise sözü Saray Mobilya'nın yönetim kurulu üyesi İsmail Uluçay'a bırakıyoruz. İsmail Uluçay, dünden bugüne gelinen başarı öyküsünü bakın nasıl anlatıyor. Lyon'a geldikten sonra 81 yılında çeşitli yerlerde inşaat üzerinde çalıştım. Sonra 85 yılında gıda olaraktan dükkan açtım. Birkaç yıl çalıştıktan sonra önce iskele, sonra ventilasyon, havalandırma dediğimiz bir iş yaptım. Birkaç sene sonra da ortağım Hamza Mor'la beraber 95 yılında Lyon'da ilk mobilya mağazasını biz açtık ortağım Hamza Mor'la beraber. 19 senedir devam ediyoruz. Mustafa Bey, babanız ve ortağı Hamza Bey 18 yıl önce Saray Mobilya'yı Lyon'da kurdu. Aradan uzun yıllar geçti. Şimdi size Lyon'da en büyük mobilya mağazasını kurma nasip oldu. Hayırlı olsun, açılışını yaptınız ve ikinci kuşak olarak görevi devralıyorsunuz yavaş yavaş. Şu anda bu mağazanın ve sarayın genel müdürü pozisyondasınız. Babalarınızın önemli bir yere getirdiği bir müessesesi yine daha yükseklere taşımanız lazım. Neler yapacaksınız? Öncelikle teşekkür ederim. Allah razı olsun. Doğrudur. Saray Mobilya'yı 18 yıl önce babam ve ortağı Hamza Bey kurmuşlar. Biz ikinci kuşak nesil olarak, yani bizim ekstradan üzerine katabileceğimiz, mesela babam ve Hamza Bey'in kendi çevresinde yani ekleyemeyeceği şeyleri biz kendi çapımızda eklemeye çalışıyoruz. Yenilikler olsun, mesela trend takibidir, ürün takibidir mesela vesaire, o tür işlerle bakıyoruz. Öncelikle büyük amacımız yani çizgiyi hiç bozmadan, kalite çizgisini bozmadan o çizgiden daima yenilikler, güncel ürünler, moda yani moda hangi ürünü kaldırıyorsa onu takip edip onu müşterilerimize sunmaya planlıyoruz. Biz ikinci nesil ve hatta ikinci kuşak olarak ben ve hatta abim olsun ayrı sektörlerde, mutfak sektöründe ve mobilya sektöründe bunları üzerine katmaya çalışıyoruz. Lyon'daki gezimiz devam ediyor. Şimdi ise gurbettekilerin memleket türkülerine ve yemeklerine duyulan özlemlerini bir nebze olsun giderebildiği bir lezzet durağına konuk oluyoruz. Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri olmakla kalmıyor, dünyanın çeşitli köşelerine de yayılıyor. Fransa'nın Lyon kentinde faaliyet gösteren La Rose Rogue da bir yandan gönüllü turizm elçisi gibi çalışıp Türk mutfağını tanıtırken yurt dışında yaşayan Türklerin memleket hasretini de dindiriyor. Lyon'da yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan restoran, zengin çeşitlerin yanı sıra damak tadına uygun eşsiz lezzetleriyle de fark yaratıyor. İnşaat sektöründeki çalışmalarıyla adından söz ettiren Aktifbat Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Metin Altay, bu başarısını kısa sürede gıda sektörüne de taşıyarak La Rose Rogue'u Lyon'un en gözde mekanlarından biri haline getirdi. Sevgili seyirciler, Lyon'un en nezih mekanlarından birisi olan Kırmızı Gül Restoran'tayız. Burası 1,5 yıl önce hizmete açıldı ve şu anda özellikle Lyon'da kalite arayanların ve Anadolu lezzetini tatmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı haline geldi. Abdullah Bey, 1,5 yıl önce buranın açılışına gelmiştik. Çok da güzel bir açılış yaptınız. Neler yaptınız bu 1,5 yıl içinde de burayı bu kadar güzelleştirdiniz? Elimizden geldiği kadar her geçen gün burayı güzelleştirmeye çalıştık. Her geçen gün insanlara bir hizmet eklemeye çalıştık. Ve şu anda 1,5 yıl sonra bakıyoruz, gerçekten çok güzel bir ortam var. Çok güzel ilgi, alaka var. Sadece Anadolu insanının değil, Fransızların da gelip burada, ya ben İstanbul'da veya Antalya'ya tatile gittiğimde orada yiyebileceğim yemeği burada tattım diyebilmesi bize, bu işe sarılmamıza biraz daha da vesile oldu.
Yemeklere bizim ustamız sağ olsun, ellerinde gerçekten çok güzel hüner var. Bizim daha önce belki kendimizin de Anadolu'da yemediği bazı yemekleri bize tattırdı burada. İnsanların beğenisini topladı. Kendisinin yaptığı, büyüdüğü topraklarda tabii Adana'da ızgara çeşitlerimiz var. Çok güzel ızgara çeşitlerimiz var. Gerçekten Adana yedim, gerçekten kuzu şiş yedim, gerçekten piliç şiş yedim diyebilirsiniz. Yani bütün tadıyla. Bunun yanında ayrıyeten ustamızın ayrı hünerleri de var. Burada piliç nazik göreceksiniz. Burada da kuzu nazik göreceksiniz. Tabii bunun yanı sıra çeşitli yemeklerimiz daha da var. Hepsini getirip burada size sunamadık. Yalnız bekliyoruz ki gelesiniz, burada tadasınız. Yani buna bütün arkadaşlarıma ya da bütün insanlara buradan duyurabilirim. Gerçekten kalite bakımından, lezzet bakımından restoran Lagoz Kuruş Kırmızıgül'de gelip bunları burada tadabilirsiniz. Sadece kebap değil tabii ki, değil mi? Sadece kebap değil, dediğim gibi. Yani biz burada elimizden geldiği kadar öne sürdüğümüz bazı yemek çeşitlerini size sunmaya çalıştık. Yalnız bizim burada öğlen yemeklerinde sulu yemeklerimiz çıkıyor. Bunun yanı sıra görebileceğiniz pide çeşitlerimiz var, lahmacunlarımız var, mezeler var. Yani daha nice nice yemekler var. Yani kartımız gerçekten çok geniş ve çok güzel. Onun için hepsini buraya sığdıramadık. İnsanımız fazla dışarı ailesiyle birlikte eğlenmeye, ailesiyle birlikte restoranta gitmeye bu kültüre sahip olan bir kitle değildi. Biz bunu insanlarımız nefes alsın, yalnız nefes alsın derken sadece belli bir kısmı değil. Bütün aile, çoluk çocuklu, eşiyle birlikte gelip bir yerde Anadolu'da tatile gidip bir ay boyunca yaptıklarını bizim burada sene boyunca yapabilsinler diye çok uğraştık. Çok uğraştık ve sanırım başarılı olduk. Çünkü gerçekten çok yoğun bir talep var. Restoranta gelenler sadece dinlemiyor galiba. Müziğin eşliğinde çılgınca oynayabiliyor. Ya illa ki tabii. Şimdi burada sadece müzik dinleyip masada oturup yemek yemek değil. Şarkılarla, türkülerle tabii. Yani katkısı var. Halaylar çekiliyor. Oyun havaları oynanıyor. Hepinizi gerçekten bütün samimiyetimle burada restoran Lagoz Kuruş Kırmızıgül'de yani hepinizi bekleriz. Umarız bir gün gelir bunu görür. Bütün bu söylediklerimi de burada benimle görüşüp bana onaylarsınız. Benim tek dileğim bu. Her yöreden gelen insanların bir isteği oluyor. Bizim burada zeybek oynandığı göründü. Bizim burada halaylar çekiliyor. Bizim burada Ankara havası oynanıyor. Bizim burada kol bastı oynanıyor. Bunu da gelen misafirlerimizin isteği üzerine yapılıyor. Anadolu'nun gerçekten hem yemek hem eğlence havasını hepsini buraya getirmeye çalıştık ve gerçekten çok güzel bir şekilde oldu. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. La Rose Rock sadece Fransa'da yaşayan Türkler için değil, her milletten insanların buluştuğu bir yer. Böyle bir restoran açma ihtiyacı duyduk. Özellikle ailelerin sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğlenmesi gereken bir yer yoktu. Ağırlıklı olarak Türk yemekleri, Türk yemekleri yapmamızın nedeni aynı zamanda hem yemeklerle beraber yani Türk kültürünü de tanıtmak, yemeklerini tanıtmak. O yüzden öyle Türk yemekleri yapıyoruz. Gurbettekilerin memleket türkülerine ve yemeklerine duyulan özlemlerini bir nebze olsun giderebildiği bir yer olarak tasarlanan restoran, özellikle hafta sonları canlı müzik eşliğinde ailelerin hoşça vakit geçirebilecekleri nadide mekanlardan biri. Festi kültüre damgasını vuran isimlerden biri de Hüseyin Haliloğlu'nun sahibi olduğu İpek Fere oldu. Kısa bir süre önce Valence'da yeni bir mağazayı hizmete açan Haliloğlu, İpek Fere'yi Fransa'nın tercih edilen seçkin mobilya mağazaları arasına taşıdı. Festi kültürde fark yaratan firmalardan biri de 13 yıldır mobilya sektöründe faaliyet gösteren Hüseyin Haliloğlu'nun kurduğu İpek Fere oldu.
Doktora yapmak için Fransa'ya yolu düşen Hüseyin Haliloğlu, önce tekstil atölyesi, inşaat ve restorasyon olmak üzere çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet göstermiş, başarılı bir iş adamı. 23 yıllık ticaret hayatının 13 yılını mobilya sektöründe devam ettiren Haliloğlu, bugün Fransa'nın hem Lyon hem de Valence kentlerinde hizmeti açtığı İpek FR mağazalarıyla ev tekstilinden mobilyaya kadar bir evin tüm ihtiyacını karşılıyor. İpek FR olarak yıllardır Lyon'da mobilya sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Şu anda tabii Festikültür'deyiz. Siz de burada ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Bir değerlendirir misiniz? Nasıl geçti fuar? Festikültür'de bu alanda bizim 5. yılımız. Her yıl biraz daha ürünlerimizi geliştirerek hizmete devam ediyoruz. Burada daha önce Fuar Oriental diye bir organizasyon vardı. 2 seferde Fuar Oriental'a katıldık biz. Toplam 5. buradaki katılışımız. Sergilediğiniz sizin kendiniz has ürünleriniz var. Türkiye'de özel olarak yaptırıyorsunuz bazı firmalara. Ürünlerinize ilgi nasıl? Bizim en büyük özelliğimiz müşterinin arzusuna göre kumaş rengini, yatak odalarında dolap ölçüsünü, yemek odalarında vitrin, büfe, TV sehpası ölçüsünü müşterilerimizin arzusuna göre özel olarak yaptırıyoruz. Bu bize farklı bir ivme kazandırdı. Fuar her zaman satışa dönecek diye bir kaide yok. Özellikle bizim için burası halkımızla iletişim kurmak. Yıllardır görmediğimiz dostlarla burada kucaklaşıyoruz. Onları standımızda misafir ediyoruz. Ama satışımız da güzel. İnsanlar sık sık mobilya değiştiriyor mu Fransa'da? Bir alışkanlık var mı? Aslında bugünkü tüketim psikolojisi şık, uygun fiyatlı ürünler alıp sık sık değiştirmek. Tabii bizim halkımız da aynı psikolojiyi takip ediyor. Benim için gurur verici bir şey. İlk mağazayı açtığımız zamanlarda bir aile bizden bir koltuk takımı almış. Çocuğu evleniyor, yatak odası veriyoruz. Torunu doğuyor, beşik veriyoruz. Yani 3 jenerasyona hizmet etme şansımız oluyor. Ama koltuk veya yatak odası, yemek odası değişimi o kadar sık değil. Yalnız yeni trendi herkes evinde görmek istiyor. Bu da bizim bir nevi menfaatimiz oluyor. Şu an ürünlerimizin %90'ı Kayseri ve İnegöl'de yapılıyor. Orada ürettiriyoruz oradaki atölyelere. Buna bağlı olarak da burada satışımız devam ediyor. Lyon'dan sonra objektiflerimizi şimdi de İpek FR'nin kısa bir süre önce Valence'da hizmeti açtığı yeni mağazasına çeviriyoruz. Sevgili seyirciler, Lyon'la Marsilya arasındaki Valence'dayız. Valence'da yaklaşık 20 bin Türk yaşıyor. Buradaki Türkler genellikle inşaat ve gıda sektöründe çalışıyorlar. Şu anda bulunduğumuz yer Leclerc Alışveriş Merkezi. Bu bölgede %100 Türk ürünü ilk mobilya mağazasını Hüseyin Haliloğlu hizmete açtı. Ev tasarımlarında farklı stil ve işlevselliği bir arada sunan firma, salon takımlarından modern ve klasik çizginin sentezlendiği yemek ve yatak odalarına kadar birçok ürünüyle Fransa'da her milletten insanın tercih ettiği seçkin mobilya mağazaları arasında yer alıyor. Hüseyin Bey, hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Kaç yıldır mobilya sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz? Mart ayında 13 yılı doldurduk. Şu an 14. yılın içerisindeyiz mobilya sektöründe. Neden Valence? Mesela siz genelde Lyon ve çevresinde çok yoğun olarak mobilya sektöründe aktiftiniz ama şimdi Lyon'un dışına çıkmaya başladınız. Neden bu şehir? Bu civarda aşırı derecede bir talep oluşmaya başladı. Zaten Lyon'daki mağazamızdan buraya haftada bir iki sefer mobilya getiriyorduk. Burada da güzel bir yer denk geldi. 600 metrekare. Bu taraftaki müşterilerimize daha rahat hizmet edebilmek için böyle bir yer tespitinde bulunduk. Ve iki haftadır burada Valence'lı hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Stratejik olarak bizim Marsilya'ya, Montpellier'e, Nice kadar olan müşterilerimize özellikle Avignon, Montelimar'da olmak üzere daha kolay hizmet edebileceğimiz stratejik bir yer. Şu anda Güneş yolunun üzerindeyiz.
Ulaşımımız Fransa'nın güneyine, Côte d'Azur bölgesine daha yakın. Uzun zamandır böyle bir bölgeye gelmek istiyorduk. Tespitimiz bu yüzden burası oldu. Valence'da hizmeti açtığınız bu mağazada nasıl bir konsept var? Konseptimizin içerisinde koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, genç odaları, özellikle halıda ağırlığımız güzel, çeşidimiz çok. Yatak odalarında 1000 Euro'dan 3000 Euro'ya kadar her türlü bütçeye, her türlü zevke göre ürün sunmaktayız. Müşterilerimiz buradaki bir ürünü beğenirse onun rengini, ölçülerini değiştiren tek firma biziz. Şu an hala en çok sattığımız renkler siyah beyaz, gri beyaz ve düz beyaz renkler. Ama bunun yanı sıra lila ve mürdüm rengi tekrar piyasaya girmeye başladı. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda biz hemen anında bu hizmeti karşılıyoruz. Yıllardır Fransa'da yaşıyorsunuz. Evet. Binlerce tanıdığınız, dostunuz, arkadaşınız, müşteriniz var. Onlara bir mesajınız var mı? 13,5 yıldan beri Fransa'da mobilya sektöründe müşterilerimize hizmet ediyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce de farklı programlar yaptık. Lyon'daki mağazamızda Lyon civarı, Dijon'dan bu civara kadar. Buradaki mağazamızda da ümidimiz Marsilya'ya, Nice, Montpellier, Montélimar ve bu civara hizmet etmek. Bizim ürün konseptimiz çok geniş. Bu civarda Pierre Cardin ve Şehrazat halılarının tek satıcısıyız. Bunun dışında özel ölçü mobilya yapan bu civardaki tek firma biziz. Müşterilerimiz her istedikleri modeli bize istedikleri renkte ve istedikleri ölçüde yaptırma şanslarına sahiptir. Bu dediklerim koltuk takımlarında, yatak odasında, yemek odasında, genç odalarında da geçerli. Lyon'da şimdi sizleri canlı müzik eşliğinde misafirlerine eşsiz tatlar sunan Kapadokya Restoran'a götürüyoruz. Şimdi Fransa'nın Lyon kentinde bir lezzet yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Lyon, son yıllarda açılan birbirinden lezzetli yemeklerinin sunulduğu Türk restoranlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. İşte bu mekanlardan birisi de Kapadokya Restoran. Meze, salata, yemek ve tatlı çeşitleriyle Türk mutfağını hakkıyla tanıtan Kapadokya Restoran, hafta sonu canlı müzik eşliğinde misafirlerine eğlence dolu dakikalar yaşatıyor. Mekana gelen 7'den 70'e herkes hem eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buluyor hem de gönüllerince eğleniyor. Kapadokya seçtik. Mezeleri, yemekleri harika. Ve ortam çok ailece bir ortam. Ve biz burada şenlik oynuyoruz. Çok süper. Lezzet harika. Gördüğünüz gibi kaliteli insanlar, kaliteli yemek, kaliteli mekan. Herkesin buraya gelmesini isterim yani. Ortam güzel. Ailelerle beraber, hep beraber güzel. Yani Lyon'da böyle bir yer bulmak daha kolay değil yani. Şimdi ilklerden biri yani. Mekan ortaklarından Yılmaz Özcan ve Ali Tuğra'nın en büyük hayali yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığı Lyon'da şık ve nezih bir restoran açarak misafirlerine Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaktı. Şimdi bu hayaller gerçekleşti. Kapılarını henüz yeni açan restoran kısa zamanda Lyon ve çevre bölgelerde yaşayanların uğrak mekanı haline geldi. Kapadokya restoranını valla yıllardır hayalimizdeydi. Böyle bir güzel bir mekan açmaktan ve Lyon'da yaşayan vatandaşlarımızın aşağı yukarı 150 bin Türk'ün yaşadığını hissettik. Ve böyle bir restoranın lazım olacağı için, şart olacağı için böyle bir mekanı seçtik. 2-3 tane yine böyle bir değerli restoranlarımız var. Bu da tabii yeterli olmadığı için biz de böyle bir yola atıldık ve Türk vatandaşlarımıza, Türk erkeğinin Fransızıyla, ne bileyim diğer vatandaşlarımızla hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Kapadokya restoranında aşağı yukarı 150 kişiye hizmet verebiliyoruz. Terasıyla, çocuk parkıyla, özellikle artık otoparkımızla, ondan sonra canlı müziklerimizle, cuma cumartesi aile üzerinde canlı müziklerimiz var, rezervasyon üzerine. Hayallerimiz de vardı, böyle bir şeyde kurmaktan ortağım... Arkadaşla bir yola çıktık, böyle bir yola.
ve inşallah devam ediyor. Güzel. Gelen arkadaşlarımız, gelen gurbetçi arkadaşlarımız, vatandaşlarımız memnun yemeklerimizden. Hafta içimiz evet öğlen 12-3'e kadar servisimiz açık. Akşam 7'de başlayıp servisimiz gece 11-12'ye kadar açılıyor. Ve cuma cumartesi canlı müziklerimizle böyle bir şeyle devam ediyoruz inşallah. Şu anda bir ay oldu açılarımız. Şu anda güzel gidiyor. Sahibi olduğu Osen İnşaat firmasıyla Fransa'da birçok projeye imzasını taşıyan Yılmaz Özcan, bu başarısını hizmet sektörüne de taşımış. Lyon'da inşaatla uğraşıyorum. Bu inşaatın tabii inşaatımız da devam ediyor. Böyle bir sektörde lazım oldu diyerek yani bir restoran olayımız böyle vatandaşlarımızın gidip de böyle rahat yemek yiyebilecek şeyi kafamızdan geçirdik. Böyle bir yola atıldık. Mason, plako, fasat bu türleri böyle artık devam ediyoruz. Tabii aktivitem orada da devam ediyor. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu anda 8 ekibim var, işçim var. 8 kişiyle de devam ediyoruz batimanla. Bürolarımız var işçilerimizle. Yan işte zaman buldukça da restoranla ilgilenmeye çalışıyoruz ve restoranda belli bir sorumlu arkadaşlarımız var. Mekanın diğer ortağı Ali Turan ise aslen Yozgatlı olan başarılı bir Türk girişimcisi. Lyon'da böyle bir mekana ihtiyaç duyulduğunu belirten Ali Turan, kısa zamanda güzel bir aile ortamı yarattıklarını söylüyor. Böyle bir şey Lyon gibi bir yerde şart olduğunu düşündük yani. Bu düşüncemizde açalı bir ay olmasına rağmen çok güzel bir aile ortamı yarattık. Göründüğü gibi işte bir ay zarfında bu böyle bir aile ortamını yarattığımız için biz de çok seviniyoruz. Bütün müşterileri bekliyoruz. Buyurup gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar. A'dan Z'ye bütün sade duvarlar kaldı. Geri her şeyini biz elimizden geçirdik, değiştirdik. Çünkü yapmışken temiz ve güzel olsun istedik. Restoran, hafta sonları Anadolu müziği eşliğinde sunulan Anadolu mutfağına özgün lezzetleriyle misafirlerine unutamayacakları dakikalar yaşatıyor. Hafta sonları zaten müşterimiz daha yoğunluk, daha bol oluyor. Anadolu'nun işte bazı yörelerinden derleme bir yemek hazırladık. Zaten burada genellikle tutulan şeyler kebap türü şeyler tutuluyor. Izgara çeşitleri tutuluyor işte. Onun için de değişik olarak da birkaç çeşit Anadolu'nun yörelerinden yemekler koyduk. Mesela diyelim tutulan yemeklerden burada karnıyarık tutuluyor işte. Ne bileyim ben güveç gibi işte bu çeşit şeyler tutuluyor. Biz de yöresel olarak kendimize mantı olarak Kapadokya mantısı koyduk restoranımıza. Çok güzel bir şey oldu yani. Hazırlık oldu. Lyon'daki bütün Türk ailelerini, gurbetçi ailelerini buyurup geçsinler, yemeklerimizi tatsınlar. En azından bir gecelik veya bir günlük izine gitmiş gibi oldular yani. Bu yıl Türk kültürünün büyük buluşmasına sahne olan Festi Culture, hem Türkiye'de hem de Fransa'da faaliyet gösteren başarılı Türk girişimcilerinin buluşma platformu oldu. Modern mutfak tasarımlarından kapı, pencere ve PVC üretimlerine kadar zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken ve önemli birçok projeye imzasını taşıyan Sarı PVC Kapı ve Pencere'de Festi Culture'ın önemli katılımcıları arasındaydı. Mehmet Bey, Festi Kültür'de Lyon ve çevresinde yaptığınız hizmetleri anlatan güzel bir standınız var öncelikle. Çok güzel, tebrik ederim. Bir anlatır mısınız bu sektöre ne zaman başladınız, neler yapıyorsunuz? Biz sektörde 1996'dan beri çalışıyoruz. İlk etapta mutfak dolapları ile başladık. Sonra kapı pencere isteği üzerine müşterilerimizin kapı pencere imalatına başladık. Ve satış noktası değil de sadece mağazamızda hemen arka bölümünde imalat yerimiz de mevcut. Orada 20 kişi imalatla çalışıyoruz. Satış olarak da satış elemanlarımız Lyon ve çevresinde satış yapıyoruz.
Montaj elemanlarımız sattığımız ürünleri evlere teslim edip montajını gerçekleştiriyorlar. İthalatımız başka ülkeden yok. Sadece hammetteyi biz Almanya'dan profiller Almanya'dan çalışıyoruz. Ama imalat Fransa'da gerçekleştiriyoruz. Her şey bizim atölyelerimizden ima yapılıp çıkıyor. İki çeşit müşterimiz var, profesyonel ve çevremizdeki bütün eşimiz, dostumuz, onların eşleri, dostları derken ağ genişledi gitti. Lyon çevresinde tanınıyoruz. Bu sektörde ölçüyle çalıştığımız için insanlar böyle standart pencereyi her yerden alabiliyorlar ama ölçüyle olduğu zaman biz daha cazip geliyoruz onlara. Fiyatlarımız da cazip. Öyle olunca tabii insanlardan talep görüyoruz yani. Biz çevremizde herkese çalışıyoruz. Artı elemanlarımızın yarıdan fazlası Fransız. Yarısından Fransız olunca tabii işte belediyeler, onların çevresi, ondan sonra gelen müşteriler. Yani 50-50 çalışıyoruz yani. %50'den de fazla Fransız müşterimiz yani. Günlük kapasiteniz veya aylık olarak kaç mutfak yapıyorsunuz? Kaç kapı pencere işiniz oluyor? İmalat ve montaj olaraktan haftada 2 tane mutfak teslim ediyoruz. Onun haricinde pencere, kapı pencere olaraktan bizim kapasitemiz günde 25-30 pencere çıkartma bir kapasitemiz var. Ama atölye gücümüz daha yüksek. Yani daha fazla kapasiteye sahibiz. Ama satış olaraktan bu kadar şu anda çalışmamız bu şekilde yani bu yönde. Tasarım odaklı modelleriyle kişiye özel üretimler gerçekleştiren firma mutfaklara modern bir görünüm kazandırıyor. Bizim tasarımımız biraz daha farklı. İşte insanlar da bunu onlar söylüyor bize, bunu biz söylemiyoruz. İşte buraya geldikleri zaman işte bizim çizimimiz daha kullanışlı, daha uygun. Çünkü biz hazır olan mobilyaları kullanmıyoruz da onların ihtiyacı neyse, müşterilerimizin ihtiyacı neyse o şekilde çizim yapıyoruz. O şekilde mutfak gerçekleştiriyoruz. Onun için onlara daha cazip ve daha çekici geliyor çizimlerimiz.